Şahin Erkin'dir. Biz önce sizi tanıyalım, sonra temsil ettiğiniz kitlenin talep ve beklentilerini konuşuyor oluruz. Buyurun. Büşra ben, Ankara'da yaşıyorum. Başkent Üniversitesi mezunu hemşireyim. 2019 yılında mezun oldum. Şimdi bir aile sağlığı merkezinde hemşirelik yapıyorum. Evet. Aslında ben sizleri şanslı bir meslek grubu olarak görüyorum. 2019'da mezun olup şu an iş sahibisiniz, işiniz gücünüz var. Yani yıllardır atama bekleyen birçok gencimiz var. Diğer alanlarda, diğer sektörlerde. Öğretmenler var mesela atama bekleyen. Laboratuvar teknikerleri var. Onlarla da Evet. biz burada yayın yaptık. Aslında siz hemşireler olarak şanslısınız biraz. Çünkü mezun olur olmaz iş bulabiliyorsunuz. Peki nedir? Bu aile sağlığı merkezinde çalışanların sorunları nedir? Beklentiniz nedir? Onları konuşalım. Şöyle bizler en başta söylediğim gibi grup elemanı olarak geçiyoruz ama aslında diplomalı sağlık çalışanlarıyız. Hemşire arkadaşlarımız var, tıbbi sekreterlerimiz var, ATT'lerimiz var, ebelerimiz var, temizlik personellerimiz var. Bizler taşeron firma aracılığıyla işe giriyoruz. İşverenlerimiz, doktorlarımız, özlük haklarımız yok. Maaşlarımız olması gerekenin altında, asgari ücretle de bunu çok altında alan arkadaşlarımız da var. İşverenimiz doktor olduğu için bizi işten çıkaracak olan da yine doktor arkadaşımız. Yani düzen böyle olduğu için böyle. Şimdi Bunun onu çözümü... aslında Büşra Hanım onu bir konuşalım. Çünkü yeni bir sisteme geçildi benim bildiğim kadarıyla. Aile hekimleri o aile hekimliğinin işletmecisi oldu aynı zamanda değil mi? Yani ben öyle hatırlıyorum. Yani aile Öyle. sağlığı merkezi doktoru o aile sağlığı merkezinin işletmecisi oldu aynı zamanda. Evet, cari giderler aracılığıyla hem ASM'nin ihtiyaçları karşılanıyor hem personelin maaşları bu giderlerden sağlanıyor. Ancak bu gelişen ve değişen Türkiye şartlarına uyum sağlamamız için tabii ki yeterli değil. Yani biz mahallemizdeki aile sağlığı merkezine ya aile hekimimize gittiğimizde yani vatandaş olarak şöyle düşünüyoruz. Devlet buradaki doktoru, hemşireyi, oradaki hizmetliyi falan devlet görevlendirmiş. Parasını da devlet ödüyor diye algılıyoruz. Bizdeki algı bu yönde. Bu geçilen yeni sistemi vatandaş çok bilmiyor aslında. Çünkü pandemi süreci de denk geldi galiba. Evet. Ya orada sistem tam olarak nasıl işliyor onu anlatın da. Yani sizin kim olduğunuzu, ne istediğinizi daha iyi anlayabileceğiz. Evet. Devlet tarafından doktora belirli bir miktarda para ödeniyor. Bunun Evet. içinde hem ASM'nin doğalgazı var, elektrik, su faturası var, hem de çalışanların ücretleri var. Doktor elden verebildiği gibi taşeron firma aracılığıyla da hesaplarımıza firmalar aracılığıyla yatırılabiliyor. Evet. Anladım. Yani peki bu sistemden doktorlar memnun mu? Onu da sormak lazım aslında. Tabii bunu doktorlara sormak lazım. Bu adam orada hekimlik görevini mi yapacak yoksa bir işletme, gerçi o da birisine görev vermiştir. Çünkü o hastalarla ilgilenmek zorunda. Gerektiğinde ikinci, üçüncü doktor da istihdam edebiliyor mu bu aile hekimliğinden sorumlu doktor? Şöyle, bu konuya çok hakim değilim ama bildiğim kadarıyla dönem dönem her doktor bununla ilgili görev alıyor diye biliyorum. Ancak doktorların tabii ki iş yükünü artırıyor. Bu sistemin giderilmesi doktorlarımız için de hem hasta hizmeti açısından da olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Neyse o doktorların sorunu, biz sizin sorunuzu konuşalım. Onu doktorlar çözsün. Siz de yani sizin gibi olan ATT'ler, hizmetliler, ebeler belki değil mi? Evet. Ebeler de vardır sanırım bu şeyde. Evet. Yani siz kadrolu değilsiniz. Sizin bir Biz kadronuz kaldık. yok. Bizim herhangi bir iş güvencemiz yok. Ben bugün işe gittim ama yarın doktorum bana çık derse çıkacağım. Anladım. Yani bu anlamda yarın bir işimin olacağının garantisi yok. Düzen böyle olduğu için. Peki sizin bir sözleşmeniz yok mu? Yani bu aile hekimiyle yani işvereninizle biz şu şartlarda çalışırız, şu ücrete çalışırız. İşte izin günümüz şudur, mesai saatimiz budur. İşte ek mesai yaparsak şu kadar ücret alırız falan gibi bir sözleşmeniz yok mu sizin? Şöyle bizim sözleşmelerimiz kendi adımız. Şimdi süresiz bir sözleşme. Bunun karşılığında belirli part-time çalışan arkadaşlarımız var. Tam gün çalışan arkadaşlarımız var. Bunların da maaşları saatine göre değişiyor. Evet. Standart asgari ücret mi var? Onun üstüne mi konuyor? Nedir ücret olarak? Tam zamanlı çalışan bir arkadaşımız asgari ücret alabiliyor ancak part-time çalışan bunun çok altında alıyor. Tam zamanlı çalışıp asgari ücretin altında çalışan arkadaşlarımız da var.
Yani siz asgari ücretin üstünde böyle bizim bildiğimiz devlet hastanelerinde görevli hemşireler, sağlıkçılar gibi 15 bin lira, 20 bin lira falan almıyorsunuz. Hayır. Evet. Peki nasıl Tam. geçiniyorsunuz bu koşullarda? Siz özellikle başkent Ankara'dasınız, büyük şehirdesiniz. Hani küçük şehirdekiler belki hani küçük ilçelerdekiler bir şekilde onlara yetebilir bir asgari ücret ama özellikle büyük şehirdekiler için geçimin çok zor olduğunu düşünüyorum ben. Evet, deniyoruz. Yani bu fiyat, bu maaşla çocuk yetiştiren, evine bakan birçok arkadaşımız, bakmaya çalışan birçok arkadaşımız var. Bu sorunların çözümü için buradayız. Evet. Umarım bu yayın da vesile olacaktır. Bu sorunu çözecek olan makam Sağlık Bakanı benim bildiğim kadarıyla. Değil Sağlık mi? Yani Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı'nın size kadro maaşması lazım. Bir norm kadro maaşması lazım. Ne yapması lazım? Ama sistem sanki bir işletme modeliyle kurulduğu için burada sanki o ASM yapısının tamamıyla köklü bir değişime gitmesi lazım ki kaldı ki bu değişimi zaten yeni sağlamışlardı. Yani siz personel yönüyle, kendiniz yönüyle bakıyorsunuz ama ben bütün sistemsel yönüyle baktığımda tabii Evet. burada en mağdur olan kitle çalışanlar oluyor galiba. Evet. Bizler aslında tamamen Sağlık Bakanlığı ilgilenmiyor. Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, sözleşmeli personelin kadroya alınması gibi bir çalışma oldu yenilendi biliyorsunuz. Evet. Taşeron sistemi bitirecek. Bizleri de devlet güvencesi altına alacak. Bizlere kadro verecek. Sağlık müdürlüklerine bağlayabilir. Yani bu sorun bu şekilde çözülecek. Bir sorun evet. Daha dün tören vardı mesela sözleşmeliye kadro töreni vardı Ankara'da. Hatta memur ve emeklilere %25 zammın verildiğinin açıklandığı tören vardı. Evet. O kadroya geçen sözleşmelilerin arasında siz de olmak istiyorsunuz. Biz Onu. evet. Daha önce de zaten bir kadro verildi. Bizler ayrı tutulduk. Bu sefer yine bu ayrımcılığa maruz kalmak istemiyoruz. Evet. Bu amaçla da her platformdan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Neler yapıyorsunuz? Mesela şu an burada bu ekranda sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz. Bunun dışında ne yapıyorsunuz? Ben sizi Twitter'da tanıdım. Twitter'da bir mücadele yürütüyorsunuz. Orada çok mücadele yürüten kitleler var ama yani ben açıkçası yine diyorum, sadece ben değil, ben vatandaşın sesi olarak söylüyorum. Hatta ben bu sabah çocuğu götürdüm bizim mahalledeki aile hekimine. İnanın orada dışarıdan baktığımda TC, Sağlık Bakanlığı falan Aile Sağlığı Merkezi yazıyor. Diyorum bu bizim devletimizin diyorum. Ben bilmiyorum orayı doktorun işlettiğini. Ya vatandaş da bilmiyor bunu. Oradaki hizmet alan insanlar yani sizin yanlış anlamayın bunu. Kötü bir hizmetinizi devlete mal ediyor aslında. Burada devlet sanki hani çok iyi çalışan aile sağlığı merkezlerine memnuniyeti daha yüksek olan yerlere ekstra ücret ödüyor mudur, ödemiyor mudur bunu bilemiyorum ben ama. Ama çalışanlarının memnun olmadığını anladım. Yani şu an bu şartlarda evet. Peki kadro dışında başka beklentileriniz nelerdir? Bizim özlük haklarımız yok. İzinler ve tayin haklarında diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte aynı olmak istiyoruz. Çünkü kamu kurumunda kamu hizmeti veriyorum. Herkesle aynı işi yapıyorum. Aynı haklara sahip olmayı da hakkım olarak istiyorum. Sizin statünüzde olanlar sadece aile sağlığı merkezindekiler mi? Başka sağlık kuruluşlarında da sizin gibi durumda olan sağlık çalışanları da var mı? Şöyle hastanede sözleşmeye çalışan arkadaşlarımız vardır. Dünkü çalışmada onlar alındı mı tam olarak bilmiyorum. Çünkü ortada çok böyle bilgi kalabalığı var. Biz dahil miyiz, değil miyiz? Hangi grup dahil tam olarak bunu da anlamış değiliz. Evet. O şekilde. Bu sizin ifadenizdeki grup ifadesini ben açmanızı isteyeceğim. Orada yani aile sağlığı merkezini bir grup anlamında mı kullanıyorsunuz onu? Yani grup çalışanı dediğinizde. Doktorlarımızın normalde kendi hemşireleri oluyor her doktorun. Ancak bunun yanında yardımcı olarak tekrar bir hemşire, tıbbi sekreter, bir ATT çalıştırmak zorundalar. Belirli saat karşılığında bu 10 saat çalışan var, 20 saat çalışan var, 30 saat çalışan var. Bizlerin hepsine grup elemanı adı verildi. Bu şekilde çalışıyoruz. Sizin görev yaptığınız ASM'de kaç kişi çalışıyor? Şöyle her doktorun 3 tane kendi hemşiresi var. Kendi doktorumun ikinci hemşiresiyim. Bir tane tıbbi sekreterimiz, bir tane de temizlik personelimiz var. Anladım.
Hiç kimse hasta olmadı, hiç kimse ASM'ye gelmedi, hizmet almadı. Hani rutin şeyler vardır, gebe takibi vesaire falan, bunları dışında. Her şey güllük gülistanlık gitti, insanlarımız hasta olmadı, ASM'lere gelmedi. O zaman orası iflas eder. Yani evet. Ya size de ihtiyaç kalmaz galiba Büşra Hanım, sizin gibi sağlık çalışanlarına. Şöyle, evet. Bu gibi durumlarda da grup düşülebiliyor. Doktorlar başka yerine tayin isteyebiliyorlar. Bu durumda da onun yerine bakan hemşire yeni bir doktorun gelmesini bekliyor. Ama yeni gelen doktorun da o hemşire işe alacağının garantisi olmadığı için yine iş güvencemiz bir şekilde tam anlamıyla sağlanmamış oluyor. Anladım. Siz başlarken de söylediniz, 20 bin kişi mi var bu durumda Türkiye genelinde? Evet. 20 bin hemşire, ebe, ATT, APT. Sekreter ve temizlik personeli. Evet. Nasıl bir mücadele yürütüyorsunuz? Onu sorduydum ben az önce. Twitter'da bir etkinliğiniz var ama yani sesinizi duyurabiliyor musunuz? Şöyle, Twitter'da etkinliklerimiz oluyor. Ulaşabildiğimiz milletvekillerine ulaşmayı deniyoruz. CİMER üzerinden dilekçeler yazıyoruz. Siz gibi değerli gazeteci arkadaşlarımızla iletişime geçip canlı yayına bağlanmaya çalışıyoruz. Yani şu an bizim ismimiz aslında eskiye göre duyulmuş durumda. Bu bizim için bir başarıdır. Bu kadar bir yol kat etmişken sonucunda olumlu olmasını istiyoruz. Bu anlamda da elimizden gelenin her şeyini daha önce yaptık. Bugün yapıyoruz, yarın yine yapacağız. Peki ne diyorlar? Yani bu talebi ilettiğinizde milletvekilleri, siyasiler ne diyorlar? Ya bununla ilgili kamu kuruluşunda hiçbir teşeron arkadaşımızın kalmaması gerektiğini belirtiyorlar. Herkes devlet çatısı altında toplanmalı. Şimdi ben bir kamu kuruluşundayım ama Ayşe'ye, Mehmet'e kadro verilmiş. Ahmet'e, Selim'e isimleri atıyorum, verilmemiş mesela. Bunu biz adalet ve eşitlik ilkesine çok doğru bulmuyoruz. Milletvekillerimiz de bu görüşte. Herkesin tek çatı altında toplanması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Bir şey daha sorayım. Siz bu sisteme geçilmeden önce bu aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimliklerinde kadrolu çalışanlar yok muydu? Onlar ne oldu? Kadrolu çalışanlar vardı, hala var. Onlar daha önceki sisteme çok hakim değilim ama bir şekilde atanmış gelen arkadaşlarımız, devlette çalışan, hastanede çalışan, sağlık çalışanlarımız aynı haklara sahip. Bu başta söylediğiniz maaş kısmı da yine 13-15 bin dediğiniz kısım. Aynı mıdır bilmiyorum ama ona yakın bir miktarda çalışan grup var. Biz bunlardan farklı bir grubuz ama aynı kurumda aynı işi, belki daha fazlasını icra ediyoruz. Evet. Ülkemiz ve dünya yakın bir tarihte bir pandemi süreci atlattı. Siz 2019'da mezun oldun ve çalışmaya başladın dediniz sanırım. Tam da pandemi sürecinde çalıştınız. Pandemide bu ASM çalışanları nasıl bir süreç geçirdiği, bizzat ateşin içine atmışsınız siz kendinizi ve bu şartlarda hani bir güvenceniz bile yokken, doktorunuz ertesi gün işe gelme bile diyebilecekken, bu pandemi süreci nasıl geçti sizler için? Şöyle bahsedeyim. Ben mezun olduktan sonra hemen aile sağlığı merkezinde çalıştım. Bir süre bir hastanede çalıştım ama o pandemi sürecine hakimim. Hastanede ne olduysa ASM'lerde de bunların aynısı olmuştur. Ki daha fazlası olmuştur. Çünkü ASM'ler daha kolay ulaşabildiğimiz, evimize yakın olan birinci sağlık basamağıdır. Bu anlamda bizler olağanüstü, insanüstü bir çaba verdik. Gerçekten zor bir süreçte. O dönem balkonlardan alkışlandık, birlik beraberlik mücadelesi verdik. İşimizi çok da severek yaptık. Ancak tekrar bu kadro konusu gündeme geldiğinde de biz o dönem birlik beraberlik mesajı verdik. Şimdi de aynı birlik beraberlik gereğini görmek istiyoruz. Sadece balkondan alkışlamak yetmez diyorsunuz, bize kadro verin diyorsunuz. Ben onu anladım. Hakkılarımızın verilmesini istiyoruz diyebiliriz, evet. Evet. Büşra Hanım, mevzu anlaşıldı. Aslında sizin anlatmak istedikleriniz varsa ben seve seve dinleyebilirim. Yani sadece sizin yaşadıklarınız değil, bu temsil ettiğiniz 20 bin kişilik kitlenin içinde yaşanan ilginç olaylar varsa, hani bu yaşam çalışma şartlarıyla onun gerçeklerinin çok tezat olduğu durumlar gibi böyle anlatabileceğiniz hikayeler varsa temsil ettiğiniz kitleden, onları da konuşabiliriz. Evet, ben bir milletvekilimize gelen mektubu incelemiştim. Lisans mezunu bir hemşire arkadaşımız iletmiş. Yarım zamanlı çalışıyormuş. Yine bizler gibi aynı işi severek yapmış. Ancak
aldığı miktar maaş olarak 2000, tam 2000 bile diyemeyeceğimiz bir rakam eve eklemiş. Ben bankamdan maaş ödemesi bildirimi aldığımda okuduğum okuldan utanıyorum demiş. Yani ben yaptığım işin karşılığını alamıyorum. Türkiye'nin çok değerli üniversitelerinden, en değerli mesleklerinden birini yapıyorum. Ancak 2000 lirayla biri bana gelsin dışarıda yaşamayı öğretsin diye eklemiş. Ben bundan çok etkilendim ve paylaşmak zorunluluğu hissettim. 20 bin kişi adına dersem bu benim görevimdir. Aslında ben de az önce kendi sosyal medya hesabımda paylaştım. Fransa'da mesela sağlık sistemi çökmüş. Şu an sağlık sistemi tamamen çökmüş durumda. İngiltere'de de çökmek üzere. İngiltere'de acil servislerde hasta kabul edilmiyormuş. O duruma gelmişler. Sizler bizim Türkiye için gururumuzsunuz aslında. Yani sağlık alanında gerçekten tamam zor olabilir. Yaşam koşulları zor. Sizin için demiyorum, vatandaş için diyorum. Ekonomik koşullar zor olabilir, ilaç fiyatları artmış olabilir ama etrafımıza baktığımızda Avrupa'daki ülkeler bile şu an sağlık sistemi çökmüş. Ama bizim sizler gibi güçlü bir sağlık ordumuz var. Ama bu orduyu da memnun etmemiz lazım. Onları demoralize etmememiz lazım. Hayatta tutmamız lazım. Ayakta tutmamız lazım ki bu sistem Allah korusun Avrupa'dakiler gibi bizim sistemimiz de çökmesin. Ben sizi özellikle aile sağlığı merkezleri zaten birinci basamak. Evet. En temel nokta. Sonra diğer basamaklar geliyor. Yani siz ailemize en yakın sağlık çalışanlarısınız. Aileden Evet. biliyoruz biz sizi. Aileyi bilen, tüm aileyin her alanda takibini yapan, bilgilendirmesini yapan ve birçok alanda yardımcı olan kişiler bizleriz aslında. Yani siz aile hekimi adı üstünde aynı zamanda aile hemşiremizsiniz, aile Ailenin ebemizsiniz. hemşiresi, ailenin sağlığını koruyan, iyilik halinin devamlılığını sağlayan, hem bilgi veren hem uygulama yönünde birçok işlemi yapan kişiler bizleriz, Evet. Böyle oluşan dostluklar da vardır muhtemelen sizden hizmet evet. alan mahalle sakinlerinden. Yani adı üzerinde aile, bir süre sonra aile gibi oluyoruz zaten. Evet. Hatta hasta numarasıyla aile sağlığı merkezine oğluna, torununa, kız bakmaya gelen yaşlı teyzeler de vardır diye düşünüyorum ben. Evet. Benim mühendis bir oğlum var diye gelen Evet. şey hastalarımız oluyor tabii. Bizler de önce sağlıklarını korumaya çalışıyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. O Evet. şekilde. Peki. Benim eklemek istediğim birkaç şey daha Tabii var. İznin dinlerim ben olursa. sizi Büşra Hanım. Buyurun. Doktorlarımız bizim işverenlerimiz demiştik. Bizler aynı ekibin aynı çalışanlarıyız. Hepimiz çok değerliyiz. Biz doktorlarımızı işveren değil, iş arkadaşı olarak görmek istiyoruz. Ben doktorumla sağlığı korumak, iyilik halinin devamlılığını sağlamak adına oturup fikir alışverişi yapabilirim. Ama ben doktorumla maaş konuşmak istemiyorum. Öncelikle bu bir adalet arayışıdır, adalet mücadelesidir. Herhangi bir kişiyle, kurumla, kuruluşla, doktorlarımızla hiç değil. Önce bunu vurgulamak istiyorum. Aynı ekibin çalışanıyız. Ancak aynı kurumda aynı şeyleri yapıp farklı muamele görmeyi kabul edemiyoruz. Bunu biz toplum barışına da uygun bulmuyoruz. Bizler ASM'lerde neler yapıyoruz? Ya görünen kısmı var, bir de görünmeyen kısmı var. Ben gebe takibi yapıyorum. Gebe doğum yapıyor, bebeğin aşısını takip ediyorum. Kilosunu, boyuna bakıyorum. Hasta geldiği zaman kendi hastanın kilosuna, boyuna bakıyorum. Bunun gibi birçok işlem. Enjeksiyon yapımı, pansuman yapımı. Bunlar işin görünen kısmı ancak ben aslında hasta ve doktor arasındaki iletişim koridorunu da sağlıyorum. Bu çok değerli benim için. Evet. Çünkü bunların hepsinin hemşire ya da sağlık çalışanının sahip olması gereken yeteneklerdir. O yüzden herkesin sağlık çalışanı olamayacağını her yerde duyuyoruz. Bu meslek hepimizin yapabileceği bir meslek değil. Çok yüksek yeteneklere sahip olmamız gerekiyor. Ama ben bu yeteneklere sahipsem, bu işi yapıyorsam hak ettiğimde tabii ki almak istiyorum. Peki sizin doktorlarınız şöyle bir şey diyebilir mi? Yani ben ebe hemşire değil de yani bir hemşirenin işini yapabileceği kabiliyette ama sizin okuduğunuz okullardan mezun olmamış. Ticaret lisesinde okumuş ama eli yatkın bu işlere. Yani gelen insanı hemşire gibi yaklaşabilir, bakabilir diye sağlık kadrosu dışından birilerine de istihdam edebiliyor mu? Böyle bir saçmalık var mı? O anlamda soruyorum. Bu yok, bu yok. Ya böyle bir durumla karşı Tamam. karşıya değil çok şükür. Bizden Çünkü diploma ben istedim. sizin anlattıklarınızdan endişe ettim. Vatandaş olarak endişe ettim. Yani doktorlar orayı ticarethaneye çevirdiyse herkes kar amacıyla çalıştırır oraları dedim. Yani
Az önce anlattınız ya, 2000 lira kimse çalışmaz. Şu an asgari ücret 8500 lira olmuş. Evet. Zamdan önceki fiyatı bu. Zamlı halde 3 olsun, 3.200 olsun. Yani bu bir çözüm değil. Yani bu gelen zamlar çözüm değil. Bunun tek çözümü bu çalışanların güvence altına alınması diye düşünüyoruz. Yani düzen böyle olduğu için doktor buna uyum sağlıyor. Yani doktor arkadaşlarımız da bu durumdan çok hoşnut değiller aslında. Ben de öyle Buna düşünüyorum. destek olan devlet büyüklerimiz. Evet. Peki şöyle yapanlar var mı? Hemşirelerden, diğer sağlık çalışanlarından, bu grup çalışanlarından part-time çalışıyor. Mesela 4 saat bir ASM'de, diğer 4 saat gidip başka bir ASM'de görev yapan, orada her iki yerde part-time çalışarak bir şekilde geçimini, yaşamını sürdürmeye çalışanlar var mı? Şöyle, benim şahit olduğum yok. Bir ASM'de çalışırken diğer ASM'de, ASM bir kamu kuruluşu, bu anlamda tekrar bir sözleşme yapamıyor diye biliyorum, ancak hobi olarak işten sonra buna ek bir şeyler yapan, biliyorsunuz artık sosyal medya üzerinden birçok şeyler satılabiliyor. Bu Evet. anlamda ekonomiye destek olabilen arkadaşlarımız var, evet. Anladım. Ya şeyler bile çelişiyor. Kamu kuruluşu diyorsunuz. Yani deve misin, kuş musun? Tam Evet. bu hikayeye dönüşmüş sizin durum. Yani Evet. Ne siz kamu yazık ki. çalışanı değilsiniz ama kamu hizmeti sunuyorsunuz. Kamu hizmeti sunuyorum. Daha fazlasını da yapıyorumdur. Evet. Ama tam anlamıyla karşılığını almıyorum. O yüzden buradayız. İnşallah sesimiz duyulacaktır. Biz istiyoruz ki bir devlet büyüğümüz bizimle konuşsun. Yani bizden haberi olmayan biri tabii ki bizim sorunlarımıza çözüm bulamayacak. Yani ulaşabiliyor olsaydım ben önce Sağlık Bakanlığı'na Sayın Fahrettin Koca'ya ulaşmak isterdim. Çünkü kendisi bu alanda emek vermiş, bu alanda değerli çalışmalar yapmış biri olduğu için olması gereken olan arasındaki farkı kendisi ayırabilecektir. Sağlıkta taşeron olmaz gibi bir ifadeyi kendisinin kullanması tabii ki çok daha etkili olacaktır. Belki bu yayın bir vesile olur, kendisine İnşallah. ulaşabiliriz. O şekilde. Peki özel sağlık kuruluşlarında çalışan meslektaşlarınızın durumu nedir? Onlar da mı benzer şekilde part-time ya da asgari ücretle çalıştırılıyorlar? Onların sıkıntıları var mıdır benzer durumda? Hastanede çalışan arkadaşlarımız normal hastane düzeninde çalışıyorlar. Nöbet usulü oluyor, part-time'ımız yok. Onlar asgari ücretin bir tık üstü Anladım. alabiliyorlar. Ama 2000 liraya çalışan bir hemşiremiz yok. Peki. Büşra Hanım, konu anlaşıldı ama ben kapatmadan önce bu aile sağlığı merkezi grup çalışanlarının neler istediğini ben sizden tekrar özetlemenizi isteyeceğim. Siz ne istiyorsunuz, kimden ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Kapatmadan bunu tekrar bir söyleyin, sonra veda edelim. Size başka diyeceğiniz bir şey yoksa. Evet, şöyle özetleyelim. Ben her ulaşabildiğim her yerde 2023 yeni yıl mesajı veriyorum. Bizler 2023 yılında emeğe ve emekçiye hakkının verildiği, ortadaki adaletsizliğin giderildiği, kamu kuruluşunda farklılaştırmanın yapılmadığı, yaşamımızı Türkiye şartlarında idame edebileceğimiz düzeyde bir özlük hakkı istiyoruz. İş güvencesi istiyoruz. Buna bağlı olarak tabii ki maaşlarımızın artmasını istiyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Bugün istedik, yarın yine istiyoruz. Ne zamana kadar? Alana kadar istiyoruz. Çünkü bu bir mücadele ise ve bu şekilde kazanılacaksa 20 bin kişi zaten bu iş için tek yürek olmuş durumda. Sizler de bizlere aracı oldunuz. Ben 20 bin kişi adına teşekkür ederim. Elimden geldiği kadarıyla her konuya değindim. Sürçülisan etmişsem atladığım yerler olmuştu. Affola, ama konunun özeti budur. Peki. Ben teşekkür ediyorum. Mücadelenizde destekçi olacağımı bilmenizi isterim. Eğer süreç içerisinde bizim TV'den olarak, Mehmet Aydın olarak benim sunmam gereken bir katkı varsa, biz emrinize amadeyiz diyeyim. Hatta şunu da söyleyeyim, çünkü bizi sizin kitle de izliyordur. Rast geldiğim bir siyasetçi, milletvekili, bir çözüm makamı ya da Sağlık Bakanlığından üst düzey bir yönetici bu stüdyolarda ağırlarsak ya da rast gelirsek, onlara da sizin taleplerinizi bizzat ileteceğim. Hatta önümüzdeki günlerde bir aile sağlığı merkezi işletmecisi diyeyim artık, doktoru değil de. Bizim Aydın'da da Aile Hekimleri Derneği'nin bir genel merkez yöneticisi var. O hocamı da burada konuk edip hem onların bu sistemde hoşnut olup olmadıklarını, hem de sizin çalıştırdıkları arkadaşlarının, sağlık çalışanlarının durumlarını onlarla da konuşacağım. Bunun da sözünü vereyim size. Ben Ben teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun. Teşekkür Yayına katıldığınız için. ederim. Değerli yayınınızda bize yer verdiniz. Dertlerimize ortak olduğunuz çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. Çok sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Evet, değerli izleyiciler, bugün Güne Bakış'ta konuğum Büşra Şahin nerede? Büşra Hanım Ankara'dan Skype bağlantıyla bizimle birlikteydi. Hemşire bir kardeşimiz. Aile sağlığı merkezlerinde sağlık çalışanlarının kadro sorunu ile ilgili konuştuk. Onların talepleri var. Bizim bildiğimiz gibi değil. Ya öyle değilse dediğimiz bir soru vardır ya. Gerçekten de öyle değilmiş. Bizim bildiğimiz gibi bu mahallemizdeki, sokağımızdaki aile sağlığı merkezinde çalışan hemşirelerimiz, ebelerimiz, oradaki diğer sağlık hizmeti veren ATT'ler, hizmetliler aslında devletin elemanı değilmiş. Aile sağlığı merkezleri artık birer işletmeye dönüştürüldü. Aile sağlığı merkezindeki sorumlu hekim, o merkezin hem hekimi hem de ticari olarak işletmecisi oldu. Bu kardeşlerimiz de o doktorun inisiyatifinde çalışıyorlar. Yarın işe gelme dediğinde de gidemiyorlar. Aynı normal iş yerlerinde bir çalışana, patronu sen yarın gelme, muhasebeye uğra, maaşını al, bir daha gelme demesi gibi bir şey bu. Sağlık çalışanlarımızın bu sorununu bugün Güne Bakış'ta enine boyuna konuşmaya çalıştık. Onların taleplerini, beklentilerini yetkililere iletmeye, aktarmaya